Aslında söylenecek çok şey bana da. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiye hayırlı olsun. Çok kötü bir dönemde, kırılgan bir dönemde çok önemli maçı kazandığımızı düşünüyorum. 15 günlük benim geldiğim süreden itibaren iki tane mağlubiyetimiz vardı ama takımın bir şeyleri yapma isteği hep bende olmuştu. Bunu hafta içinde de söyledim. Özellikle Göztepe maçından başlayan ikinci devredeki çıkış ve burada son dakikada olsa en az 6 kişinin hata gitmesi bence ön olumluydu. Şöyle bir maç değerlendirmesi yaptığımızda Hof'a top gitmedi diyebilirim yani. Pozisyon vermedik. Belki baskı yer gibi göründük ama eğer açılsaydı, açılmış gibi yani oyunu biz biraz daha İBB'ye karşı eğer açık oynasaydık çok önemli oyuncuları var. Belli bölümlerdeki haricinde taraftara çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede desteklediler. Bazı bölümlerde ufak tefek aksaklıklar olabilir. Ama Gençler Birliği çok önemli bir kulüp. Gençler Birliği oyuncuları ve takım önemli bir takım. Sadece bir galibiyet aldık. Bu galibiyetin arkasından da ben moralle devam edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü dinamik genç bir kadrom var. Bu tempolar arttıkça biraz daha maç kazanıp özgüven geldikçe çok daha olumlu işler yapacağımıza inanıyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece bir galibiyet ama önemli galibiyet. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Camiye de hayırlı olsun. Soru varsa alırım. Ali abi. Çok tebrik ediyoruz. Benim merak ettiğim Trabzonspor ve Göztepe maçında koşu mesafelerindeki artış bu maça nasıl yansıdı? Elinize geçtim istedim. Daha gelmedi ama çok mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Yani özellikle İBB gibi top kendilerindeyken çok iyi oynayan bir takıma karşı gelmedi ama herhalde iyi koştuğumuzu düşünüyorum. Artmasa bile onun altına düşmediysek iyi. Ama hakikaten bu maçın önemli olan kazanmaktı. Bir morallenmekti. Ben de ilk galibiyetimi taraftarım önünde aldığım için de mutluyum. Var mı arkadaşlar? Başka sorusu var mı? Hocam tebrikler. Süperetik savunmada çok kritik bir top çıkardı. Bir de gol attı. Ve hocam çok bugüne kadarki etkili oyunu bugün sahada gösterdi. Hiç müdahaleniz olmadığı bir kadro arayınız hocam. Şu an imkanınız olsaydı, bir transfer hakkınız olsaydı onu hangi mevkiden yaratmalısınız? Boş ver, o geçti ya. Ama özür diliyorum şey. Ama çok doğru, ben de söyledim. Bir gol attı, bir de çok önemli bir gol çıkardı. Tespit doğru. Hocam, Trabzon maçı, Göztepe maçı, Gençler Birliği maçı. İki maçı kazanmasa daha isteyen bir Gençler Birliği vardı. Bugün isteye isteye kazanan bir Gençler Birliği oldu. Teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzdeki hafta, bu haftanın sürpriz takımı Alanya ile karşılaşacak Gençler Birliği. Ahmet Oğuz yok, Umur da sakatlıktan çıktı. Sistemde değişiklik bekliyorum. Yok, Zeki çok iyi oynadı. Zaten oranın adamı. Çok önemli tabii, eksik gitmemek ve aynı kadro oynamak çok önemli ama o bölgede kendi bünyemizden yetişen Halil İbrahim de iyi bir oyuncu. Ama Uğur'un sakatlığı önemli değil o kadar ama bu tarafta da Zeki bu işi çok iyi yapacaktır diye düşünüyorum yani. Çünkü oraya aldığımızda bayağı bir toparladık oyunu. Teşekkür ediyorum isteyen ve maçı kazanan Gençler Birliği düşüncesi için de teşekkür ediyorum. Var mı arkadaşlar? Teşekkür Yok. Ederiz. Hayırlı olsun. Şimdi Gençler Birliği maçındaki öncesindeki rakiple ilgili analizlerimiz şuydu. Ligde direkt oyunu çok fazla oynayan, bunun karşılığında düşen topların daha değerli olduğu. Bir de ikinci bölgeden özellikle rakip arkası yaptıkları koşu. Bir de savunmadan hücuma hızlı geçişleriydi. Bununla beraber ve adam odaklı oynamaları ve ligin en fazla da faul yapan üçüncü takımıydı. Bununla beraber bizim oyun planlarımız sahanın içinde 6-7 tane opsiyon. Hem oyunun iki yönlü. Öncelikle savunmayı doğru yapmak. Düşen topları daha doğru alabilmek. Onda da %50-%50 galiba. Rakip bizden fiziksel daha fazla koştu, daha fazla sprint attı. Ama pozisyon üretemedi. Biz her an oyunun içinde oyun üstünlüğü elimizde olmasına rağmen daha az ürettik. Rakip hiç galibiyeti düşünmezken özellikle 90. dakikada olmaması gereken bireysel bir hatadan yediğimiz gol. Ondan evvel de 88'de her anı futbolda doğru yaşayacaksın. Oyunu kazanmayı düşünürken kaybetmek üzücü. Onun dışında bir de senelerdir bu saatte futbolculukta da geldim. Antrenör olarak da geliyorum. Zemin, hani oyunun kalitesini, oyun üstünlüğümüz var ama oyunun kalitesini arttıramıyoruz zeminden dolayı. Ben de bunda her iki takımın da oyuncuları şikayetçi olabilir. Kulüp, hani futbolun marka değerini yükseltmeye çalışırken
Bu zeminlerde oyun kalitesini yükseltemiyoruz. Rakip kazandı. Tebrik ediyoruz. Biz Perşembe'ninle bundan çıkacağız. İyi bir aileyiz. Biz bunları bir şekilde telafi ederiz. Oyun kalitemiz var, oyuncu kalitemiz var. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Üzüleceğiz ama yaşamayacağız. Derslerimizi çıkartacağız. Perşembe günü Braga maçı var. En iyi şekilde ona hazırlanıp sonrasında lig tekrar devam edecek. Sorusu olan var mı?